Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Bir önceki videoda söylediğim gibi biz kapalı havuza gidiyoruz. Sonunda çocuklar bir havuz yüzü görecek. Şurada eşyalar hazırladım. Kerim'in mayosunu hazırladım. Şöyle turuncu bir renkte. Ondan sonra Ayas'a şöyle yine turuncu bir renkte mayo hazırladım. Ayakları kaymasın diye şöyle ayakkabısını, flip flopunu hazırladım. Daha doğrusu bunu sileceğim. Bunu da Kerim'e götüreceğim. Onun dışında burada kollukları hazır çocukların. Ben de kendime biliyorsunuz kilo aldığım için bayağı bir eski mayolarımı çıkarttım. Şöyle etekli bir mayo. Bir bunu çıkarttım. Bir de siyah böyle etekli bir mayom vardı. Onu çıkarttım. Çünkü başka türlüsüyle rahat edemeyeceğim. Burada da üzerine şöyle bir şey yanımda götüreceğim. Şu şekilde. Bir de sanırım bunu götüreceğim. Çünkü hangisini giyerim bilemiyorum. Bunları buraya tezgaha düzdüm. Başka yer yokmuş gibi. Bir de Emre'nin mayosunu bekliyorum. Burada da böyle hepinize saç havlusu, büyük havlu, ondan sonra Ayas'a şömlünü, pempası, burada atıştırmalık bir şeyler aldım. Bunları götüreceğim. Burada da şu şekilde su doldurdum. Onları götüreceğim. Bir de çips götüreceğim ama bilmiyorum çipsi götürebiliyor muyum, içeri sokabiliyor muyum, sokamıyor muyum bilmiyorum ama bunları da götüreceğim. Bir Emre'nin mayosu eksik. Emre de mayosunu verdiği zaman her şey tamam. Evet arkadaşlar, ben eşyaları buraya yerleştiriyorum şimdi. Emre'yi daha yataktan kaldıramadım. Daha pamuğu götürmesi gerekiyor. Burada çantamı yanıma alacağım. Biraz ceketimi yanıma alacağım. Şöyle koyalım. Dökülmeden. Yani havuzda giyilecek bir terliğim, dışarı terliğim kalmamış yani. Sanırım en son pamuk onu yemişti. Onu da yemişti. İki tane ayakkabım böyle gitti. Şimdi Dayman'dan hemen bir terlik alacağım. Çünkü orada kaymak ya da düşmek istemiyorum. O yüzden hemen alacağım bir şey. Ondan sonra da Reyve'ye doğru gideceğim. Çocuklara donat alıp çantaya koyacağım. Arabada yesinler diye. Evet, hadi gelin bakalım. Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Biz şimdi yola çıktık. Çocukları almaya gidiyoruz. Uyanamayan biri var burada gördüğünüz gibi. Zar zor uyandırdım. Kavga dövüş uyandırdım. Artık evden çıkıyorum, telefonla arıyorum. Emre kalk diyor. Kalktım tamam diyor. Bir de üstüne üstelik her şeyi ben çantaya koydum, yerleştirdim. Ne yapmış? Unuttuklar olmuş. İnşallah mayon falan içindedir şimdi. Ya, onu ben dün verdiydim sana. Mayo, bir tek mayo verdim, bir tane de tişört verdim. Başka da hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Yok yeter. Yeter. Onun için eksik olanı gittim şimdi mağazadan almak zorunda kaldım. Neyse. Bugün de aşırı uykusuzum ya niyeyse. Niye mi? Niye? Gece hiç uyumadığın için ve uyutmadığın için olabilir. Olabilir. Yani. Olabilir. Çok kınattı. Ne yaptın öyle ya? Çarpıyordun, farkında mısın? Ya farkındayım. Ama çarpmadım. Arkadaşlar böyle sallamasın ya. Her sefer. Ama çarpmadım. Allah Allah. Allah'ım yarabbim ya sabır. Ben de terliğim yoktu. Dediğim gibi terlik aldım. Şöyle Crocs'un terlikleri ucuzlamıştı. 40 eurodan 25 euroya düşmüş. %20 de indirim vardı ama bunlara yoktu. Sadece sandallara, yazlık ayakkabılara %20'de bilginiz olsun indirim var Dayman'da kısa bir süre için. Bunu da aldım. Böyle siyah aldım. Beige falan olsaydı onu alacaktım. Pembe vardı. Dedim pembeyi alma Duygu. Hani mayolarına büyük ihtimal uymayacak pembe. Pembe ne? Bunun pembesi vardı. Bunun pembesi mi var? Evet. Düşünemiyorum. Niye? Bilmem, güzel değildir kesin. Güzel aslında. Aslında güzel. Bence hiç güzel değildir. Ama bana yakışmaz. Onu demiyorum. Yani kendisi güzel değildir diyorum. Bilmiyorum. Yok yok, kendisi de güzeldi de. Yani yakıştıracağın kıyafetler gerekiyor. Her şeyin altına olmaz. O yüzden bunu aldım. Dedim hem bahçede giyebilirim hem de
Türkiye'de götürebilirim diye düşündüm. Şimdi biz geldik, çocukları almaya gideceğiz. Büyük ihtimal Emre arabada oturacak, bekleyecek benim çocukları aşağıya indirmemi. Aynı dünkü gibi alışverişi yapıp bekledi gibi. Beni beklemedi, evde bekledi. Dedim ne yapıyorsan yap. Ondan sonra sadece geldiğimde... Sadece alışverişe gitmedim. O başka. Ama evet. Sen alışverişi bitirdikten sonra ben taşıdım. Evet, taşıdı. Arabadan bagajdan aldı arkadaşlar. Ha yani beğenmedin mi? Mutfağa kadar taşıdı. Beğenmedin mi? Anlamadım, beğenmedin mi? Beğenmedim, evet. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Tamam, okey. O zaman bir dahakinde geleceksin benimle. O zaman görürsün neyi beğenip neyi beğenmedim demeyeceğim. Tamam, sen dinlen çok yoruldun demeyeceğim. Seni de götüreceğim. Ondan sonra beğenmedin mi, beğenmedin mi görürsün. Şimdi biz geldik. Sen yedin mi yemeğini? Yemek derken işte kahve, un, muş, mekin. Oo, yemiş bile arkadaşlar. Arabayı neyse sen sürdüğün için Emre sıcak kahve aldı. Bunları bile evde unuttuk. Red Bull vardı, soğuk kahvemiz vardı. Onları da evde unuttuk. Emre dışarıdan kahvesini aldı. Ben de böyle bir içecek aldım. Ekmek arası falan aldım. Çok uykusuzum ben ya. Ne yapacağım ben orada? Uyuyorum ben kesin. O zaman ben tek başına gitseydim zaten yemin ederim kafama dank etti. Eğer telefonda ulaşamasaydım arabayı alacaktım, gelip çocukları alıp kendim gidecektim arkadaşlar. Bakın daha uyurum diyor yani. Hadi şuna bir şey söyleyeyim, ben de gideyim. Uyuyabilirim dedim, uyurum demedim. Vallahi çok uykusuzum ya. Bugün niyeyse böyle kendime gelemedim. Hiç böyle olmazdım ben normalde ya, ama. Ya senin hiç uykusuz olduğun bir gün var mı? O başka bir şey, o akşama doğru. Yani daha doğrusu akşama doğru dedim. Gece çalışıyorum ya. Uyandığım zaman işte artık 2 3 4 de kaçta uyanıyorsam o zaman uykusuz oluyorum, evet. Arkadaşlar benim sinirlerim birazcık yıpranıyor. Ben yukarı çıkıp çocukları getireyim. Neyse. Hadi. Ayaz. Mutlu musun? Evet. Seviniyor musun havuza gidiyoruz diye? Evet. Kerim sen? Evet. Okay. Nereye gidiyoruz ki Ayaz? Havuza. Havuza mı gidiyoruz? Denize değil. Denize değil, nein. Evet, yazın, havuza. Yazın denize gideceğiz mi? Hmm. Uçakla. Niye? Hayırdır? Havuza. Abisi yaptı diye. Havuzu seviyorlar ya, denizi sevmeyi. Kerim sevmiyor, Ayaz seviyor. O yüzden böyle. Kerim mi? Ayaz havuzu seviyor mu? Değil mi anne? Evet annem. Kerim ve Ayaz havuzu seviyor. Şebek. Evet. 4 saatte mi geçtik? Galiba. Bit by spiel, tamam mı? 4 saatte mi geçtik? Ich werde jetzt 8 oder 9 Stunden brauchen. Anladın? Bir gidişte de gidemem şeye. Edirne'ye de skate gibi. Hayır. Ama şimdi öyle bir ayarlamam lazım ki ich muss rechtzeitig im Hotel sein, dann muss ich schlafen, dann muss ich von dort auch wieder so raus, dass ich rechtzeitig Türkiye'ye girebilmem lazım. Jetzt ist die Frage wie. Kerim de çok mutlu. Şimdi girecekler. Burada dalga başlayacak. Aldım şimdi 10 dakikaya. Hadi gidin bakalım. Arkadaşlar dolu olmaması çok güzel. Şimdi bizimkiler şu tarafta. Ben siyah mayomu giymek istedim ve siyahını giydim. Eteği giydim tabii ki. Başka bir şeye cesaret edemedim. Şurayı böyle ayırdım. Şu şekilde. Yani diğer gittiğimiz yerde Selin'le yer bile bulamamıştık. Ama burada
Geç gelmemize rağmen yer vardı ve süper yani. Bayıldım. Oo, sen çok dışarı çıkma bence. Rüzgar var bayağı. Hava buz gibi arkadaşlar. Yani dışarısı soğuk. Sıcak, su sıcak, dışarısı soğuk. Kerim çok çıkmasan annem. Çabuk. Çok mutlu olurum. Çabuk Kerim. Ayaz çok soğuk. Gel hemen atla içeri. Kom. Atla. Gel sen de gel. Tamam bir kere Kerim'i çekeyim de. Arkadaşlar burası böyle. Bakın burası küçük küçük yere. Şimdi gel çıkalım. Gel çıkalım. Gel bak buraya gel. Kerim gel annem. Gideceğiz. Nereye? Gideceğiz. Öbür şeye de gideceğiz. Söz. Mahir. Meka. Yemekler geldi. Nefes. Bu da Emre'nin tabağı. Hadi oğlum. Ayaz. Pomes de yiyeceksin ama. Tamam mı? Pomes. Hadi. Hadi yiyelim, top da bakacağız. Top almaya gideceğiz biz sonra Ayaz'la. Tamam mı? Bunu bitirelim, top alalım. Evet arkadaşlar, biz çıktık havuzdan. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Hala oyundayız. İlk benzin istasyonunun oralarda durduk. Şöyle Cafe Fellows'un orada durduk. Emre orada mola veriyor. Ben de latte macchiato istedim. Sıcak bir latte içeceğiz. Burada gördüğünüz gibi Cafe Fellows'tan. Şimdi gitmeyi planlıyoruz. Gitmek üzereyiz. Önde bir tıkanıklık var niye bilmiyorum. Daha yeni yol açılıyor. Şurada karavan vardı. Karavan arabası. Karavan mı deniliyor? Evet herhalde, sanırım. Yanlış bilgi vermeyin. Burada bir kalabalık oluştu. Yol tıkandı. Niye bilmiyorum. Şimdi bekliyoruz. Gideceğiz. Çocuklar da çizgi filmde. Evet arkadaşlar, biz eve geldik şimdi. Mutfaktayım. Yarın misafirim geliyor aslında. Yarınki misafirler için bugünden pasta falan hazırlayıp etlerimi falan alacağını diyecektim ki zaten öyle yapmam gerekiyor. Ama mutfaktayım, yemek yapıyorum. Çünkü bizimkiler doymadı. Yani şunu sevmiyorum. Dışarıda zaten para verip yemek yiyoruz. Hani patates kızartmasından git falan da olsa. Yeniyor mu? Yeniyor. Para harcanıyor mu? Harcanıyor. Yolda giderken dolunlar, donat falan, breteler alınıyor. Yani bir sürü aslında para harcıyorsunuz. Eve geldiğinizde de zaten ertesi gün misafir ağırlayacaksanız bir de yemek pişirmek, bilmiyorum, sevmiyorum. Yani dışarıda zaten para veriliyorsa o zaman o gün o evde yemek pişmesini istiyorum. Ama bizimkiler doymadığı için, doyuramadığım için şimdi spagetti yaptım buraya. Burada da kıymayı hazırlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kıyma sos yaptım. Bunu Emre'ye yaptım. Çocuklar sade salçalı yiyecek makarnayı. Dünden de annemin verdiği sarma vardı. Ama Emre bu yaprak sarması sevmediği için spagetti hazırladım artık. Şöyle bunu da kendim yiyeceğim. Evet, yemek pişsin. Ondan sonra ilk olarak çamaşırları çıkaracağım. Yaş çamaşırı var, onları yapacağım. Ondan sonra çocukları doyuracağım. Evi birazcık toparlayıp en son sanırım pastayla etlerin avcarına falan geçeceğim. Oh, öyle. Bir de paketlerim var. Kargom gelmiş. Onları da ama size
Çocuklar uyuduğunda göstereceğim. Sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, kargom geldi. Kargoda şöyle söyleyeyim, iki tane kargo siparişim var. İkisini açacağım. Biliyorsunuz düğün için kıyafet arıyordum. İkisinden biri olacak ya da olmayacak ve bir başka yerden daha baktığım vardı. Bunlar olmazsa diğerini diğer yerden siparişimi vereceğim. Bir buradan var. Oto'dan yapmıştım sanırım bunu. Evet, Next'in bir elbisesi. Şöyle açalım. Bakalım. Yani olacak mı? Bilmiyorum. Allah Allah, tek bir beden sipariş mi verdim ya? Ben iki tane yaptığımı sanıyordum ama bu paketten iki tane çıkacak gibi görünmüyor. Evet, bir tane çıktı. Ay, inşallah büyük numarasıdır. Bu ne ya? Şaka mı? Elbiseye bakın arkadaşlar. Şunu şunu şunu. Nasıl buldunuz? Nasıl? Güzel değil mi? Arkadaşlar bu ne? Ya bu ne ya? Elbisene bakar mısın? Bu ne? Elbise. Dikkat et, dikkat et. Elbiseye bakar mısın? Nasıl bir elbise bu? Sana göstermiştim ya üçüncü güzel dediğin elbiseler arasında. Elbiseye bak, elbiseye bak. Ya ya görüyorum. Ve iki tane sipariş vermiştim. Bir tanesi gelmiş, öbürü gelmemiş bile. Ve bu şekilde geldi. Nasıl? Ne diyorsun? Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Hemen size geri dönüyorum, göstereceğim ne kastettiğimi. Şimdi kamera odaklarsa size kastettiğim elbise aslında bu. Yani böyle baktığımda bu elbisenin gördüğünüz gibi içi de var. Yani sadece böyle bir şey olduğu aklıma gelmezdi. Ve ben bundan aslında iki tane sipariş verdim. Emre de diyor ki bence daha içi gelir diyor. Demek ki içi gelecek diyor. İçi hiç ayrı, dışı ayrı gelir mi? Mümkün değil yani. Bilmiyorum. Bence öyle. Hayatta olmaz. Ama resimde en azından öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Demek ki öyle değilmiş. O içine bir şey giyilmiş. Bence bunu gönderdiler. İkincisi de gelecek. Olur mu öyle şey ya? Bilmiyorum. Ve diğer kargoma geçelim. Senden çok umudum var. Senden çok umudum var. Lütfen lütfen üzerime ol. Lütfen. Hem aralarında en uygunu hem de boşuna gidelim. Geliyorum Enes. Şöyle. Gerçi bunda da iki çeşit yaptım. Ve iki beden yaptım. Olur da biri olmazsa öbürü olur falan filan diye. Öyle. Bakalım. İlk olarak şunu açayım. İki bedenini açmayacağım sizi. Sadece iki çeşidi göstereceğim. Nasıl bir şey aldığımı. Şöyle tek kol arkadaşlar şu şekilde tek gidiyor. Ve böyle bir dümdüz bir elbise. Şu yanları gördüğünüz gibi fileli. Fileli mi yani? Anladınız siz ne demek istediğimi. Şöyle bir şey. Elbise. Bir XX large'da sipariş verdim. Bir de X large'da sipariş verdim. Çünkü biliyorsunuz karnım şişik duruyor arkadaşlar. O yüzden risk etmek istemedim. Böyle bir elbise. Sonra deneyeceğim. Hangisi hoşuma giderse onu tutacağım. Bir tane daha vardı Zalando'dan. Galiba onu da yaparım ki içimde kalmasın. Hangisi hoşuma giderse onda kalarım artık.
da aynısı. Geliyorum annem. Bula zaten benziyor. İkisi de birbirine çok çok benziyor. Yalnız bu biraz daha düğünlük bir şey. Bir saniye Ayas'a bakayım hemen. Bunun kumaşı biraz daha düğünlük dedim. Bu da yine tek bir kol. Ama burası tişört kol gibi. Şöyle göstereyim. Yani bunun burasında bitiyor. Ve yine şöyle tek kol olarak uzunca bir elbise. Ama bir şey fark ettim. Şurada şöyle bir detay var. Bunu aslında ben resimde de fark etmiştim. Ama o detay tamamıyla yanda değil de sanırım ya yani şu yan tarafınızda değil de karın tarafında oluyor. Bu ne demek oluyor benim için? Bu bayağı bir kilolu da gösterebilir olduğundan. Yırtmacını çok sevmiştim. Şurada da bir de yırtmacı var. Ben bir bunları deneyeceğim üzerime. Sonra size göstereceğim. Yani bugün değil artık düğün günü hangisine karar verdiğimi size gösteririm diye düşünüyorum. Diğer tarafta makine sesini duyuyorsunuz. Çünkü çamaşırları yapıyorum, yıkıyorum, katlıyorum falan filan. Bu videoyu bitireceğim. Başka bir video açacağım. Çünkü şimdi akşam bir gün öncesinden salataları ve etleri hazırlayacağım. Bir de pastayı yapacağım. Pasta muhakkak bugün yapılması lazım. Onun dışında başka da hiçbir şey yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu video artık uzun mu oldu, kısa mı oldu hiçbir fikrim yok. Ama sanırım kısa olmuştur diye düşünüyorum. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.